Arkadaşlar merhaba. Bugünkü dersimizde düzgün yavaşlayan hareketi inceleyeceğiz. Yani cisimlerin yavaşlama nedenlerini ve sonuçlarını birlikte göreceğiz. Şimdi düzgün hızlananın cisimlerin nasıl olduğunu görmüştük. Cisimler neden düzgün hızlanıyordu? Çünkü hareket yönüne bir kuvvet uygulanmıştı. Şimdi ise cisimler neden yavaşlar söz konusu. Yani cisimler neden yavaşlar onu inceleyeceğiz. Şimdi bir cisim düşünelim ki bakın burada 20 metre bölü saniye hızla sağa doğru hareket eden bir araçtan bahsediliyor. Şimdi bu aracın hız vektörüne bakın şöyle göstereyim. Sağa doğru bir hız vektörü var. Cismin hız vektörüne zıt bir kuvvet uygulanırsa arkadaşlar bu cisim yavaşlar. Biliyorsunuz ki kuvvet vektörü ile ivme vektörü aynı yönlüydü. Demek ki vektörel bir durum bu. Hız vektörüne zıt ivme ve kuvvet vektörü söz konusuysa cisim yavaşlıyor. Peki ne tarafa yavaşlıyor? Bu soru da çok önemli oluyor. Şimdi cisim pozitif yönde hareket ettiği için pozitif yönde yavaşlayacaktır. O zaman bu pozitif yönde hareket ettiği için bu araç da pozitif yönde yavaşlayacaktır arkadaşlar. Peki bir cisim M uygulanan sabit kuvvet varsa ivme de sabittir. Farz edelim ki cisme uygulanan ivme eksi 10 yani eksi yönde 10. Hep eksi 10 dikkat ederseniz ivme cismin hızındaki değişim miktarıydı. 20 metre bölü saniye ilk hıza sahipti. O zaman ne olacaktır? 1 saniye sonraki hızı 10 olacaktır. Mesela 40 olsaydı 30, 20, 10 ve 0 deyip değiştir 4. saniyede de duracaktı bu cisim. Peki arkadaşlar ilk hızı 40 olan bu cismin her saniyedeki hızı 10 azalıyorsa ivmenin büyüklüğünün 10 olduğunu biliyoruz. Grafiğini çizelim. Şimdi saniyede hızı 10 azalacak. 30, 20, 10 ve 0 yani 4 saniye sonra durur. İvmenin birim zamandaki hız değişimi olduğunu biliyoruz. Delta V bölü delta T. Buradan da arkadaşlar bakın düşeydeki uzunluk 40, yataydaki 4. Yani bu grafiğin eğiminin de 40 bölü 4, 10 olduğunu görürsünüz. Yani hız zaman grafiğinin eğimi 10, yani ivmeyi vermekte. Şimdi bu durumda ivme sabit ve 10 ama yönü ne tarafa doğru eksi. Neden? Çünkü bakın cisim pozitif yönde hareket ediyor. Nereden anladık pozitif yönde hareket ettiğini? Hız zaman grafiğinin altında kalan alan yer değiştirmeyi verir. Dolayısıyla bu yer değiştirme pozitiftir. O yüzden artı yönde hareket ettiğine göre o zaman artı yönde yavaşlayacaktır. Artı yönde yavaşlıyorsa uygulanan kuvvet negatif olacaktır. Yani cismin ilk hızı 40'tı. Pozitif yönde 40 metre bölü saniye hıza sahip. Uygulanan kuvvet eksi yönde olmalı. O zaman ivme de eksi yönde olacak. Bu nedenle eksi 10 bu şekilde ifade edilir. Saniyedeki hız değişimiydi. Bakın 1 saniye sonraki hızı 10 artar. 2 saniyedeki 20 alttaki alanla bunu bulabiliyoruz. 4. saniyede hızı 40 değişecektir. Tabii bu değişim azalma yönünde. Şimdi cisim pozitif yönde hareket ettiği için o zaman pozitif yönde hareket edecek ve yavaşlayacak. Dikkat ederseniz grafik pozitif yönde. 0 ve artı x yer değiştirmeye dikkat edelim. Ama nedir? Bakın zamanla aldığı yol azalıyor. Yani şöyle bir yol düşünelim. 0. konumdan x'inci konuma yavaşlayarak geliyor. İlk başta aldığı yol fazla sonra düşük. Zaten grafik zaman eksenine doğru bakıyorsa da yavaşladığını da anlıyorduk. Bu grafikten cismin. Şimdi cisim negatif yönde yavaşlıyorsa, şimdi bunu şöyle anlatmamız lazım. Cisim negatif yönde bir hızı varsa, eksi yönde v hızı olsun. Uygulanan kuvvet artı yönde olsun. İvme yine pozitif olur. Gördüğünüz gibi kuvvet zaman, ivme zaman grafiği hep pozitif olacak. Niye? Artı yönde. Gördüğünüz gibi ivme pozitiftir. İvme pozitif diye cisim daima hızlanacak diye bir koşul söz konusu değil. Yani ivme pozitifse cisim yavaşlayabiliyor bunun gibi. Hız vektörüyle ivme vektörü zıt olduğu için hız bakın yavaşlar ve bir süre sonra durur. Ne tarafa doğru gidiyor? Negatif yönde. O zaman alttaki alanın eksi olduğuna dikkat edin.
Bu da hareket yönünü gösterir. Konum zaman grafiği yavaşlayan hareket olacağı için yönü zamana doğrudur. Bakın eğimi görüyorsunuz, zamana yöneliyor. Bu her zaman yavaşlayandır. Ne tarafa yavaşlıyor? Eksi sıfırdı, eksi x'e ulaştı diyebiliriz arkadaşlar bu durumda. Hepsini birlikte görelim. Bakın burası artı yavaşlayan, eksi yavaşlayan. Eksi yavaşlayan, artı yavaşlayan. İvme bu. Konuma dikkat ederseniz bir K harfi var sanki ama böyle beli bükülmüş bir K harfi. Şöyle. Hızlananda nasıldı arkadaşlar bu K harfi? Bu şekilde genç K diyebiliyoruz buna. Sabit hızla da nedir? Düzgündü. O yüzden bu şekilde de ifade edilebilir. Bakın K harflerinden düzgünsü sabit hızlı. Böyle dinamik, böyle oklar düşey eksene bakıyorsa hızlanan, eğer zaman eksenine bakıyorsa arkadaşlar yavaşlayan harekete aittir diyebiliriz. Şimdi uygulama alanlarından grafik çözelim. Diyor ki soruda sürtünmenin sabit olduğu yatay yolun K'de noktasından 8'lik hızla gelen cisim yavaşlayarak L noktasında duruyor. Bakın hızı 8, 6, 4, 2, 0 olmuş. Arkadaşlar bunu durduran etki nedir? Kuvvet de yok. Bu hız vektörü. O zaman sürtünme kuvveti durdurmuştur bunu. Yani ters yöne bir kuvvet uygulandı. Ama cisim pozitif yöne gidiyordu. Yani pozitif yönde yavaşlayacak. İlk hızı 8 olacak. Bakın burası 8. Şimdi pozitif yönde yavaşlayacağına göre bu 8'i 8 saniye sonra hızı 0 olacak. O bakımdan hız zaman grafiği budur. Peki ivme zaman grafiği nedir? Bulalım. A eşittir. F net bölü M'den de bulabiliriz. Veriler varsa. Ya da A eşittir. Delta V bölü delta T'den bulabiliriz. Şimdi cismin kütlesi ve uygulanan kuvvet belli mi? Değil. O yüzden bu ifadeden bulamayız. O zaman nereden bulacağız? Buradan. Yazıyorum. A eşittir. Delta V bölü delta T. Delta ne demekti? Değişim. Yani son eksi ilk. Son eksi ilk bölü delta T. Son hız nedir? 0. İlk hız nedir? 8. Zamanda 8. O zaman ivme eksi 1. Demek ki ivmenin yönü negatif. Değeri de eksi 1'miş arkadaşlar. Sürtünmesiz yolda 12 metre bölü sabit hızla hareket eden 3 kilogram kütleli cisme 12 Newton'da kuvvet uygulanıyor. Şimdi bakın hareket yönü negatif. Uygulanan kuvvet pozitif, o zaman ivme de pozitiftir. Yani bu cisme uygulanan net kuvvet sıfırdan farklıysa cismin bir ivmesi var. F net bölü M'den bunu bulurum. Sürtünme de yok. F net 12, kütlesi 3. İvme ne oldu arkadaşlar? 4 metre bölü saniye kare. Şimdi şurada vektörlerde görmüştük. Bunun birimi Newton, bununki metre bölü saniye. Yani iki farklı vektör. O yüzden bunları toplayıp çıkaramazsınız. O yüzden net kuvvet sadece 12'dir. Buna dikkat edelim. İvme 4 olduğuna göre hızı saniyede 4 azalacak. Çünkü yavaşlayan bir hareket. Yavaşladığı için hızı saniyede 4 azalacak. İvmenin yönü pozitif olduğu için şurada arkadaşlar artı 4'lük bir ivme söz konusu. Değerini de bu şekilde çizebilirim. 4 metre bölü saniye. Hız. İlk hızı dikkat edin. Yönü ne tarafa doğru? Eksi yönde. Eksi yöndeki cisim yavaşlıyor ve 4. saniyede kaçıncı saniyede durur? Saniyede 4 azalırsa 3. saniyede hızı 3. saniyede hızı 0 olacaktır. Yani ivme burada arkadaşlar 4. İşte ilk hızı da 12. 12 metre bölü saniye. 1 saniye sonraki hızı şöyle de yapabilirsiniz. 8'dir. Öbür hızı nedir arkadaşlar? 4. Öbürünce 3. saniyede hızı 0. Ya da delta V bölü delta T ifadesinde ne kadar süre sonra hızının 0 olacağını bulabiliriz. Delta V hızındaki değişim 12 olacak. 12 bölü delta T eşittir 4 ise delta T'nin 3 olduğunu buluruz.
Hız zaman grafiği de bu. Hız zaman grafiğinin altında kalan alan yer değiştirmeyi verir. İvme zaman grafiğinin altındaki alanda hız değişimini verir. İspatlamak gerekirse 3 kere 4 12, ilk hız 12. Alttaki alanda 12 çarpı 3 36 bölü 2 18 metre. Yani 18 metre sonra duracağını söyleyebiliriz. Şimdi kavrama sorularından ilki olan pozitif ve negatif yönde düzgün yavaşlayan. Şimdi bakın. Buradaki ifadelere dikkat edelim. Burası artı yön olsun, burası eksi yön olsun ve bir cisim pozitif yönde yavaşlaması için bunun önce bu yönde hızı olması lazım. O halde yavaşlaması için bu hız vektörünü ne zıt bir kuvvet vektörü olmalı. Kuvvet vektörü de ivme vektörüyle aynı yönlüdür. Bu bakımdan pozitif yönde yavaşlıyorsa pozitif yönde yol alır. O zaman hız zaman grafiği bu şekildedir. Konum zaman grafiği ise yine pozitif yönde yol alacağı için sıfırıncı konumdan artı x'e gelince yavaşlayıp durduğunu farz edebiliriz. Bu şekilde yazabiliriz. İvme zaman grafiği ise biliyorsunuz ki yön önemliydi. İvmenin yönü negatif olduğu için o zaman bu şekilde ivme zaman grafiğini de çizebiliriz. Şimdi sorunun diğeri kısmı ise diyor ki negatif yönde düzgün yavaşlayan. Şimdi bu grafikleri çizmek için önce negatif yön ne demek? Bakın cisim arkadaşlar negatif yönde hareket etmesi lazım ki negatif yönde yavaşlayabilsin. Bakın bunun için ters tarafa bir kuvvet uygulamamız lazım ki yavaşlasın. Şimdi bu kuvvetle ivme aynı yönlü. O halde eksi yönde yavaşlayacaktır ama artı yöndeki kuvvet ve ivme nedeniyle. O bakımdan hız zaman grafiğini çizerken dikkat edeceğiz arkadaşlar. Şimdi hız zaman grafiği bu olsun. Konum zaman grafiği bu olsun. İvme zaman grafiği de bu olsun. Şimdi bakın hız zaman grafiği buysa ilk hızı var. Peki yönü ne tarafa? Negatif. O zaman ilk hızı buraya yazabilirim. Peki duracak ve yavaşlayıp duracağına göre hızın sıfır olduğu tarafa doğru bir eğilim söz konusu. Peki bu da ivme zaman olsun. Şimdi ivmenin yönü ne tarafı arkadaşlar? Pozitif. Sabit mi değeri? Evet. Niye sabit? Çünkü kuvvetin değeri sabit. F net eşittir m çarpı a'dan. Kütle zaten sabit. Kuvvet de sabitse ivme sabittir. Peki bu konum zaman grafiği olsun arkadaşlar. Konum zaman grafiğinde cismin ilk durumda x eşittir 0 konumunda olsun. Peki yer değiştirme ne tarafa doğru arkadaşlarım? Gördüğünüz gibi negatif yönde. O zaman negatif yönde yavaşlayacak. Eksi x yazarsam negatif yönde yavaşlayan hareket de bu olur. Diyor ki yatay düzlemdeki araçların grafikleri verilmiştir. Hangilerinin hızı azalmaktadır? Şimdi burada hızı V sıfıra inmiş gördüğünüz gibi. Bakın hız zaman grafiği olduğu için hızının sürekli azaldığını görüyoruz. Bu doğru. Bakın bu konu. Şimdi konuma göre şöyle ifade edebilirsiniz arkadaşlar. Diyelim ki burası 10. metre. Burası 0. metre. Buna bakıp da aldığı yolun ne tarafa olduğuna bakıp da yavaşlayıp hızlandığını anlayamazsınız. Ama şöyle deseydik. Bakın bu grafiği şuraya taşısam. Bu size bir şey çağrıştıracaktır. Bu konum zaman grafiği bu olsaydı. Ne olurdu arkadaşlar? Bakın grafik nereye bakıyor? Konum eksenine bakıyor. Demek ki bu hızlanan bir cismin grafiği. Ne tarafa doğru hızlanıyor bu arada? Bakın yönü artı yönden sıfıra doğru yani eksi yönde hızlanan. Bize hangisi hızı azalmaktadır diyor. Bu hızlanan bir araca ait. O zaman cevaplarımız da olmayacak. Konum zaman grafiği verilmiş. Bu sefer dikkat edin bunu da buraya alalım. Gördüğünüz gibi ne yapıyor? Zaman eksenine doğru bakıyor.
Ne tarafa gidiyor? Artı x'ten sıfıra doğru, yani eksi yönde yavaşlayan harekettir. O zaman 3 nolu da bu sorumuzun cevabı olacak. Doğrusal yolda hareket eden aracın hız zaman grafiği verilmiştir. Buna göre hangileri doğrudur? Şimdi inceleyelim grafiği. Arkadaşlar bir kere doğrusal bir yol diyorsa bu yolu çizelim. Doğrusal yolu çizelim. Doğrusal yoldaki bir araç demiş. Aracı da çizelim. İlk hızı var mı? Var. İlk hızı nedir? Artı 40. Yani aslında 40 metre bölü saniye hızla pozitif olarak belirlediğimiz yöne giden bir araçtan bahsediyoruz. İlk hızı var. Ama ne olmuş? 4. saniyede hızı 0 olmuş. Yani ne olmuş arkadaşlar? Durmuş. Burada araç durmuş. Peki durana kadar hangi yönde hareket ediyor? Artı x yönünde. Zaten bu grafiğin altındaki alanın pozitif olmasından da anlaşılır. Peki ne kadar sürede duruyor? Hızdaki değişim bölü zamandaki değişime bakalım. Hızı 40 iken ne oldu? 0. Yani arkadaşlar delta v'ye yazarken 0 eksi 40, hani son eksi 40 bölü delta t, hatta bu delta t yerine değerini koyabilirim, 4. Yani burada anlamı nedir arkadaşlar bu olayın? Eksi 10 metre bölü saniye kare çıkıyor. Demek ki cismin ivmesi 10 metre bölü saniye kare. Hatta eksi çıktığı için ters yönde, çünkü yavaşlıyor zaten. İvme ters yönde 4 metre bölü saniye kare. O zaman uygulanan kuvvet de bu yönde olacaktır. Şimdi gelelim soruda ne sormuş? Aracın 4 saniye sonraki hızı 0'dır. Evet, 4 saniye sonra durmuş. Doğru. Her saniyedeki hız değişimi, yani ivmeden bahsediyor. Büyüklüğü 10'dur. Bu da doğru. Düzgün yavaşlayan hareket yapmıştır. Evet, yavaşlayarak durmuştur arkadaşlar. Şimdi iki tane konum zaman grafiği verilmiş burada. Sabit ivmeli, yani kuvvet sabitmiş. Hani şöyle F eşittir ma yazarsak kütle sabit zaten. Kuvvet de sabitse ivme de sabittir. İki tane hareketli var. Hangileri doğrudur diyor. Şimdi bakın bunu buradan artı x konumundan ne tarafa doğru geliyor? Sıfıra doğru. Yani şöyle sayı doğrusunu düşünürseniz şurası sıfır olsun. Burası artı x olsun. Artı x'ten sıfıra doğru gidiyorsa burası artı, burası eksi olduğuna göre eksi yönde ne yapıyor arkadaşlar? Bu hareket ediyor. Peki yavaşlıyor mu, hızlanıyor mu? Bakın bu grafiği şöyle çevirirseniz zaman eksenine baktığı için, yani bu eksi yönde yavaşlıyor. Peki bu ne olur? Arkadaşlar bu grafikle bu grafiğin arasında bir fark yok. Sadece başlangıç noktaları farklı. Bu da negatif yönde yavaşlıyor. Sıfırdan eksi x'e doğru gidiyor. İkisi de düzgün yavaşlayan hareket yapmaktadır. Doğru. Başlangıç noktaları farklıdır. Evet, bu da doğru. İki hareketli de negatif yönde hareket etmektedir. Bu da doğru olduğunu görüyoruz. Gelelim 5. sorumuza. Bu sefer iki tane hız zaman grafiği söz konusu. Araçlar aynı yönde hareket etmektedir diyor. Bakalım. Şimdi bunun hızı artı v t süre sonra durmuş. Alttaki alan vt bölü 2, yani pozitif olduğu için artı yönde hareket eder. Bunun altındaki alana bakıyoruz. Bakın buradaki hızı eksi v. O yüzden buradaki değer eksi yöndür. O yüzden negatif yönde hızlanır. Artı yönde yavaşlar. Bakın yönü artı. Birincinin şekli şu. Artı yönde bir hızı varmış. Sonra durmuş. Yani yer değiştirmesi artı x. Diğer taraftan bir hızı yokmuş ama negatif yönde bir hıza sahip olmuş. Eksi v hızına sahip olmuş. Araçlar aynı yönde hareket etmektedir ifadesi bu durumda yanlış. A, B aracı düzgün yavaşlamaktadır. Doğru. Düzgün. İvmesi sabit çünkü. A'nın ilk hızı pozitif iken B aracının ilk hızı sıfırdır. A'nın ilk hızı pozitif iken B'nin ilk hızı sıfırdır. Bu da doğru bir ifadedir. Şimdi bu önemli. İfadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi bunun için yine doğrusal yolu çizelim arkadaşlar.
Şöyle bu doğrusal yol olsun. Diyor ki negatif yönde yavaşlayan hareketlinin ivmesi ile pozitif yönde hızlanan hareketlinin ivmesi pozitiftir. Şimdi ikisini de çizelim. Diyor ki bir araç çiz ama negatif yönde yavaşlasın. O zaman negatif yönde gidecek hız vektörü eksi yavaşladığı için kuvvet ve ivme vektörleri bu hız vektörüne ters ve pozitif yönde olacak. Şimdi diğerini çiziyorum. Ne diyor? Pozitif yönde hızlanan. Şuraya çizeyim o aracı. Pozitif yönde hızlanıyorsa hız vektörü pozitif. Hızlanan dediğine göre kuvvet vektörü, ivme vektörü aynı yönlüdür. İkisinin de ivmesi pozitiftir diyor. Bakın yönlerine bakıyorum. Evet, ikisinin de ivmesi pozitiftir. Bu ifade doğru. Pozitif yönde yavaşlayan hareketlinin ivmesi negatiftir. Bakın, pozitif yönde yavaşlayan bir hareketliden bahsediyor. Bunu da çizelim. Bu yol olsun. Aracımız pozitif yönde. Aracımız pozitif yönde yavaşlayacak. O zaman önce pozitif yönde bir hız olacak. Yavaşlasın ve dursun. Neticede arkadaşlar artı yönde hareket ettiğini görüyoruz. İvmesi negatiftir diyor. Yavaşlaması için hız vektörüne zıt kuvvet ve ivme vektörü olmalı. Dolayısıyla bunlar negatif. Bir hareketin yavaşlaması için net kuvvet ve hız vektörünün ters yönlü olması gerekir. Bu da doğru bir ifade. Çünkü bakın yavaşlayan hareketlerde hep bunu çizmiş olduk. 3 öncül de doğruydu. ABC hareketlerine ait hız ve kuvvet vektörleri verilmiştir. Hangisinin ivmesi pozitiftir? Şimdi burası pozitif yön. Kuvvetin pozitif yöne baktığı durumda ivme pozitif. Bakın kuvvet artıya bakıyor, ivme de bu yöne bakar. Kuvvet artıya bakıyor, ivme de artıdır. Kuvvet eksiye bakıyor, ivme eksidir. Dolayısıyla 1 ve 2 yani A ve B'ninki pozitiftir. Grafiklerden hangileri düzgün yavaşlayan harekete aittir? Şimdi konum 0. Bakın bu konum 0. Başlangıç noktası 0. Bu başlangıç noktasından gelmiş. Eksi x'e kadar gelmiş. Peki yavaşlıyor mu, hızlanıyor mu? Dikkat ederseniz arkadaşlar konum zaman eksenine doğru baktığı için bu araç yavaşlar. Bu yavaşlayanı sorduğu için bu olabilir. Hızı eksi v iken sıfır olmuş. Negatif yönde yavaşlar. Şimdi kesinlikle mi diyor, olabilir mi diyor. Bakın burada ivme pozitif. Yani otomobil şöyle olabilirdi. Hızı eksi yönde olsun. Uygulanan kuvvet artı yönde ise ivme de artı yöndedir. Bu yavaşlar. O yüzden bu da olabilir. Şimdi bu ivme eksi yönde. Bakın bu da şöyle olabilir. Otomobil ya da araç artı yöne gidiyordur. Uygulanan kuvvet ve ivme eksi olabilir. Bu da yavaşlar. Bu yüzden hepsi yavaşlayan harekete ait olabilir arkadaşlar. Gelelim 9'a. Düzgün doğrusal yolda sabit ivmeli hareket yapan cismin konum zaman grafiği verilmiş. Buna göre hangisi doğru? Bakın inceleyelim. 1 saniye sonra artı 30'da, 2'deyken artı 40'da. İlginç. Bakın araç buradayken 1 saniye geçmiş 30 metre. Yine 1 saniye geçmiş 10 metre daha yol almış. Burada 30 metre gidiyor. Burada da 10 metre gidiyorsa ve aynı süre geçiyorsa bu araç kesinlikle yavaşlıyordur. Hızlansaydı ikinci aralıktaki aldığı yol 30'dan da fazla olacaktı. Zaten yavaşladığını grafiğin zaman eksenine bakmasından da anlıyoruz. Pozitif yönde yavaşlayan hareket yaptığını da görüyoruz. Çünkü aldığı konum artı. İlk hızı 0 olamaz. Niye? Çünkü yavaşlayan hareket olması için ilk hızının olması gerekir. Her saniyede aldığı yol bir öncekine göre azalmaktadır. Onu da buradan görüyoruz. Dolayısıyla 1 ile 3 doğrudur. Doğrusal yolda hareket eden cismin ivme zaman grafiği verilmiş. Peki ivmesi hangi yönde? İvmesi eksi a yazıyorum. Negatif yönde bir ivmeye sahip.
Yani bu cisme uygulanan kuvvet negatif. Yani ivme eksi yönde. Buna göre hangileri olabilir diyor. Cisim pozitif yönde hareket ediyor olabilir. Eğer hız vektörü bu şekildeyse arkadaşlar pozitif yönde yavaşlıyor olabilir. İlk hızı sıfırsa negatif yönde hareket edebilir. İlk hızı eksi ise negatif yönde yine hareket edebilir olabilir. Cisim hızlanmaktadır. İlk hızı sıfırsa hızlanır ya da hız vektörü eksi ise hızlanabilir. Yavaşlayabilir çünkü ilk hızı artı yöndeyse yavaşlayabilir. 4 tane durumda olabilir. Bir hız zaman grafiği görüyoruz. Hız eksiyken sıfır oluyor. Yani bu cisim eksi yönde ne yapıyor? Yavaşlıyor ve duruyor. Cismi çizdim. Hız vektörü eksi yönde v'ydi. Sonra ne olmuş arkadaşlar? Durmuş. Peki ne tarafa doğru gidiyor? Negatif yönde doğru. X yol alıp ve durdu. Şimdi cisim pozitif yönde hareket etmektedir ifadesi yanlıştır. Çünkü negatif yöne gittiğini görüyoruz. Negatif yönde gitmektedir doğru. Cisim hızlanmaktadır. Hayır. Hızı zaten eksi v'den sıfıra inmiş. Yanlış. Yavaşlamaktadır ifadesi ise doğrudur arkadaşlar. Şimdi böylece bu kavrama sorularını da bitirmiş oluyoruz. Diğer derste görüşmek üzere.